Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Muhterem Müslümanlar, bugün yine bir sahabi radıyallahu anh'ın hayatıyla evinize misafir oluyoruz. Öyle muazzam bir sahabi, cennetle müjdelenen bir sahabi, İslam daveti başlayınca ilk icabet eden, ilk Müslüman olanlardan, evet Müslümanlar, bugünkü sahabimiz Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh. Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret edince diğer Müslümanlarla beraber hicret etmiş bir sahabi. Medine'de Bedir gazvesinde bulunmuş bir sahabi. Bedir gazvesinde şöyle bir olay yaşanıyor. Bedir gazvesi esnasında müşriklerden bir kişi daima Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın önüne çıkıp onunla savaşmaya yeltenirmiş. Ebu Ubeyde radıyallahu anh ise pas verip veya savaşmak istemediği için sağa sola yeltenip bu kişiyle savaşmaktan kaçarmış. Ta ki kaçmaya fırsat kalmamış ve o kişiyle savaşmak zorunda kalmış. Evet, o kişi Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın babasıymış. Babası müşrik ve oğlu ile savaşıp oğlunu öldürmek istiyor. Ebu Ubeyde radıyallahu anh Müslüman, babasıyla savaşmaktan kaçıyor. Ta ki savaştan kaçış olmayınca savaşıp babasını öldürmek zorunda kalıyor. Ve bunun üzerine Allah Azze ve Celle bir ayet indiriyor. Ve ayette diyor ki, Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun babaları, oğulları, kardeşleri yahut kendi akrabaları olsalar bile Allah'a ve peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsiniz. Ve Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın bu tavrını bu ayet tasdik ediyor. Çünkü onun babası olmasına rağmen Allah'a ve peygamberine düşmanlık besleyip Bedir'de savaşmaya gelmiştir. Ebu Ubeyde radıyallahu anh hiçbir gazveden geri durmayıp Uhud gazvesinde de bulunmuştur. Uhud gazvesinde müşrikler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir kuyu kazıp üzerini örterekten bir tuzak kuruyorlar. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tuzağa düşüyor. Bu tuzağa düştüğü esnasında giymiş olduğu demir rıdadan bir parça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yanaklarına batıyor. Ve o parça, demir parçası orada kalıyor. Bunu gören Ebu Ubeyde radıyallahu anh diyor ki, ya Resulallah, ben gelip o demir parçasını çıkaracağım. Diyor ki, acı hissetmemen için elimle değil, dişimle neredeyse o demir parçasını kırıp, olabildiğince az bir şekilde acı çekmen için dişlerimle o parçayı çıkaracağım ve öyle yapıyor Ebu Ubeyde radıyallahu anh. Dişleriyle o demir parçasını çıkarıyor. Bu esnada İki ön dişini kırıyor Ebu Ubeyde radıyallahu anh. Hatta yaşlılığında yemek yiyemez hale geldiğinde o şu iki dişimi eliyle gösterip şu iki dişimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanağından demir parçasını çıkarırken kaybettim diyerekten gülümsermiş. Öyle bir sahabi, peygamber sevgisinden kendi acısına rağmen
peygamber hacı hissetmesin diye dişleriyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanağından demir parçasını çıkarıyor. Öyle bir sahabi ki savaş hukukunu, savaşmayı, savaş disiplinini iyi biliyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği zamanında Rumlarla savaş esnasında kumandanlık yapıyor. Rumlar çepeçevre İslam ordusunu, Müslümanları kuşatıyor. Bu kuşatma esnasında Ebu Ubeyde radıyallahu anh Hazreti Ömer'den yardım istemek için bir mektup gönderiyor. Onun mektubuna cevaben Ömer radıyallahu anh ise ayet yazıyor. Ey iman edenler, sabredin, sabırda ısrarlı olun, Allah sabredenlerle beraberdir ayetini yazıyor. Bunun üzerine Ebu Ubeyde radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın mektubuna cevap veriyor, o da ayet yazıyor. Diyor ki, dünya hayatı geçici bir metadan başka hiçbir şey değildir. Bu ayeti yazıyor Ebu Ubeyde radıyallahu anh. Ve onun mektubunu Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbede okuyor, minberde okuyor. Okuyunca gözleri yaş dolaraktan diyor ki, anladınız mı? Ebu Ubeyde bize mesaj göndermiş. Demek istiyor ki, ben burada Allah rızası için savaştayım. Dünya için değil, ahiret için buradayım. Sizler dünyayı bırakıp bize yardıma gelin. İşte öyle bir sahabi. Hayatında Allah kelamını uygulayan bir sahabi. Hayatında peygamber sevgisini uygulayan bir sahabi. Rabbim cümlemize Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın peygamberi sevdiği gibi peygamberi sevmeyi nasip eylesin. Ebu Ubeyde radıyallahu anh'ın Kur'an ayetlerini anlayıp uyguladığı gibi anlayıp uygulamayı bize nasip eylesin. Cennette bizleri Ebu Ubeyde radıyallahu anh'a komşu eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.